Değerli arkadaşlar merhabalar. Mustafa Karaca eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Şimdi üçüncü uygulamamızın birinci bölümünü anlatmıştık. Bir önceki videomuzda hemen hızlı bir şekilde toparlayacağım arkadaşlar. Parçanın ikinci kısmını anlatacağız. Dolayısıyla ne demiştik bu aşamada? Bu soru CSVA'da kesin var bu parça ve hatta size iki soru şeklinde de sorulacak. Dolayısıyla isterseniz hemen teknik resmimizi şöyle açalım arkadaşlar. Kesme işlemi yapacağımız için ben bu kısma odaklanıyorum. Bakın dikeyde bir eksen, açılı bir eksen, açımız 20 derece ve gerekli radyus değerleri de burada verilmiş. Bu köşe 20, aynı şekilde alt köşede burası 10 ve 50 milimlik radyuslarımız var. Çevrede de arkadaşlar 15 adet olacak şekilde bunu ne yapacağım? Çoğaltacağım. Dolayısıyla bu yüzeyde çizim başlatıyorum. Karşıma aldım. Merkez çizgisi ile bakın şöyle tabii yakınlaşıyorum. Lütfen buraya dikkat edin arkadaşlar. Şu noktaya birleştiriyorum dikeyde. Tabii bunun dikey olmasına aynı şekilde dikkat ediyorsunuz. Ve tekrar merkez çizgisini aldık. Şöyle bir çizgi oluşturduk. Hatta bunların normal çizgi olmasını sağlayalım. Dolayısıyla seçip normal line şekline dönüştürelim. Akıl ölçülendirmemiz de aradaki açımızı gelip 20 derece olacak şekilde ölçülendiriyorum. Onayladık. Şimdi arkadaşlar burada bazı daireler bana lazım olacak. Dolayısıyla şu daireyi tuttum, objeleri dönüştür diyorum. Bu daireyi tuttum, objeleri dönüştür dedim. Objeleri bu da komutuyla bakın dışta kalan kısmı, bu dairenin dışında kalan kısmı ve şu içte kalan kısımlarımı buluyorum. Şimdi artık radius çiz komutumla istediğimiz yere değil mi ya da teknik kesimde bizden istenen yere radiuslarımızı verebiliriz arkadaşlar. İlk radius ölçümüz 20 milim enter diyoruz. Geldik bakın bu köşeyi seçtik onayladık. Dikkat ederseniz komutumuz hala aktif. Ölçümüz 50 milim enter diyorum. Şu kenarı ya da köşeyi seçtik. Bunu da onaylıyorum. Tekrar geldim 20 enter diyorum. Bakın bu noktamı seçtim. Onayladım. Ölçüme 10 enter diyorum arkadaşlar. Şuradaki noktamı da seçip onaylıyorum. Şimdi CSVA sınavı veya işte modelleme yarışmalarında sorulan parçalarla alakalı çizimlerde sınav sizden birazcık profesyonel çalışmanızı ister arkadaşlar. Dolayısıyla tam tanımlı çizim yapmaya bu aşamada önem vereceğiz. Şimdi merkez çizgisiyle şöyle bir birleştirme yaptım ve aynı şekilde şu noktaya da birleştiriyorum. Benim burada herhangi bir kaymam olmaması için CTRL'ye basılı tutarak bu iki line'ımı seçiyorum. Aynı doğrultuda yaptırıyorum bunları ve onaylıyorum. Gördüğünüz gibi çizimim simsiyah oldu. Şimdi izometrik baktık. Unsurlar diyoruz. Ekstrüzyon ile kes dedik. Bir sonrakine kadar seçeneğiyle kessin. Onaylayalım. Şimdi ne yapacağım? Bu yaptığım kesme işlemini seçiyorum. Buradan dairesel çizim çoğaltma diyeceğim arkadaşlar. Doğrusal çoğaltmanın altından. Şöyle bakalım bir neden girmeli hemen. Kesmeyi tekrar seçtik. Doğrusal çizim çoğaltmanın altından dairesel çoğaltmayı seçiyoruz. Şimdi çevrede 15 adet olacak şekilde ama öncelikle bana yönü sordu. Dolayısıyla şu dairemi gösterdim. Burada eşit aralık olmasına dikkat edin. 360 derecede 15 adet olacak şekilde çoğaltmayı yapacağız. Ve gelip aynı şekilde onaylıyorum. Bakın gördüğümüz gibi kesme işlemini sağlıklı bir şekilde yaptım. O zaman ne yapacağım ben? Hesapla kısmından kütle özellikleri diyeceğim. 60.678,34 olacak şekilde de kütlemizi ne yaptık? Bulmuş olduk değerli arkadaşlar. CSVA eğitim setimizde üçüncü uygulamamızı yapmış olduk sizlerle. Karşımıza çıkabilecek tüm sınav örneklerine bu eğitim setimizde yer vereceğiz arkadaşlar. Lütfen Mustafa Karaca kanalına abone olarak sizler de destek olun ve videolarımızı da beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.